Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Doğu Akdeniz'de sular ısınırken Yunanistan Türkiye'nin karşısına arkasına aldığı Avrupa Birliği ile Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bu diklenmenin karşısında da bir fatura var. Bu fatura 5 yıl içerisinde Fransa tam 10 milyar euroluk silah alım anlaşması gerçekleştirdi. Kimden alacak bu silahları? Yoğun olarak Fransa'dan alacak bir kısmını Almanya'dan arayacak. Uzun zamandır Avrupa Birliği çok kötü giden Yunan ekonomisi için bazı tedbirler almıştı. Bu tedbirlerin başında da Yunanistan'ın silahlanma yarışında yavaşlaması, yeni alımlar yapmamasıydı. Bu durum özellikle Yunan Hava Kuvvetleri'ni olumsuz anlamda etkiledi. Fakat şimdi bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte Yunanistan tekrar Avrupa Birliği'nden aldığı yeşil ışıkla birlikte Yeni silah alımları için düğmeye bastı ve tabii ki Yunanistan'ın arkasında burada kim duruyor? Avrupa Birliği ama Almanya başını çekiyor ve öbür tarafta da Fransa var. Peki Yunanistan 10 milyar euro'ya ne yapacak? Gelin isterseniz bu videoda biraz Yunanistan'ın durumuna birlikte bakalım. Anlaşmanın en önemli parçası toplam 18 adetlik Fransız imalatçı Dassault'un yeni nesil savaş uçağı Rafale 18 adet uçak Yunan Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Fransa diyor ki bu 18 uçağın 8'ini ikinci el olarak hibe olarak verebilirim. Yani Fransız Hava Kuvvetlerinde kullanılmış Rafale'ın 8 adetini Yunanistan'a hibe edecek. 10 adet de imalat hattından çıkacak sıfır uçak olarak. Şimdi uzun yıllar Avrupa'da bir rekabet içerisindeydi Dassault, Mirage serilerinin başarısından sonra yeni geliştirdi Rafale birlikte Fransa'dan sonra yeni müşteriler alıyordu ama uzun süre bu müşteriler bir türlü gelemedi. Eurofighter çeşitli diplomatik baskılarla da örneğin Suudi Arabistan'a, Avusturya'ya satılırken e, bu arada program ortaklarının Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya olduğunu hatırlatayım. Fransızlar herhangi bir satış başarısına imza atamamıştı. Şeytanın bacağını Mısır'da darbeyle bir iş başına gelen Sisi'nin verdiği siparişte kırdı, arkasından Katar'ın siparişi geldi ve bunu Hindistan'ın siparişi izledi. Şimdi Fransa'nın radarında Yunanistan var. Şimdi Rafallar nasıl bir uçak isterseniz buna bakalım. E, uçak gayet gelişmiş bir uçak. Çift motorlu bir uçak. Ve birçok sistemi e, gerçekten çok üstün Fransızların Ayasaralar sistemi var. Uzun süre havada kalabiliyor. Farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gerçekten iyi bir uçak. Hedef 5 yıl içerisinde Yunan Hava Kuvvetlerine yaklaşık 18 uçağın teslim edilmesi. 18 rakam olarak çok büyük bir rakam değil. Tamam Rafale güzel bir uçak, iyi bir uçak, çok iyi silahları var ama 18 çok büyük bir rakam değil. Yani öyle dengeleri değiştirecek bir duruma sahip değil. Bununla ilgili Yunanistan ne yapabilir? Örneğin bu uçakları Mirage 2000'lerin yerine kullanabilir. Bunların yanı sıra bu uçakların uzun menzilleri, havada kalışları, Fransız seyir füzeleri bunlar Yunanistan için avantaj. Ama en önemli avantajlarından biri de bu uçağın kullandığı Meteor hava hava füzesi. Meteor Avrupalı MBDA tarafından geliştirilmiş uzun menzilli neredeyse menzili 320 kilometre oluşuyor. Çok etkin bir hava hava füzesi. Bu füze Rafale'ın yanı sıra Eurofighter F-35, Gripen gibi uçaklar için geliştirilmiş çok özel bir füze. Yani şöyle söyleyebilirim size. Bizim elimizdeki en gelişmiş hava hava füzesi şu an hizmette AIM-120 Amram. Tabi bir taraftan TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan Bozdoğan füzelerimiz de var ama elimizdeki hizmetteki diyelim en gelişmiş füze AIM-120 Amram. Çok etkili bir füze. Fakat Meteor etki alanı olarak, menzil olarak 320 kilometre gibi muazzam bir mesafe ortaya koyuyor. Yani uçaklar birbirleriyle dogfight'a girmeden çok uzaktan meteor füzesiyle kitleyip karşıya bunu atabiliyor ve bu füze aktif radar güdüm sistemine sahip bir füze. Gerçekten e, bu füzeyle Yunan Hava Kuvvetleri bir nebze Türk Hava Kuvvetleri'nin önüne geçebilecek duruma gelmiş oluyor ama dediğim gibi Yunanistan bu uçakları alacak mı? Neler yapılacak? Bunlar da merakla bekleniyor. 5 yıllık süre içerisinde harcanacak 10 milyar Euro'nun 1,5 milyar Euro'su şu an Yunan Hava Kuvvetlerindeki Mirage 2000 uçaklarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. Bu uçakların modernizasyonuyla Yunanlar daha uzun yıllar Mirage 2000'leri uçurmayı hedefliyor ama 1,5 milyar Euro'luk da çok ciddi bir rakam bu yere ayrılmış olacak. Yunanlıların modernizasyon programlarındaki bir başka önemli bir projede yaklaşık 85 F-16 uçağına uygulanacak modernizasyon projesi ve bu uçakların standartlarının blok 70'e gelmesi çok ciddi bir bütçe ayrıldı ve ilk çalışmalar Ocak 2020'de Yunanistan'da başladı. Hedef 8 yıl içerisinde bu modernizasyonun yapılması ve F-16'ların standartlarını yükseltilmesi. Bunun yanı sıra Yunanistan F-35 alımı için Amerika ile görüşmelerini sürdürüyor. Ee, ve bu adımlarla birlikte hava kuvvetlerini modernize ederek güncel tutmayı hedefliyor. 10 milyar euro içerisinde ayrıca Fransız-Alman ortaklığında eski ismi Eurocopter olan daha sonra yeni adı Airbus Helicopters imalatı AS-332 Puma helikopterlerinin modernizasyonları ve büyük bakımlarının yapılması da söz konusu. Bir başka helikopter projesi ise tabi bu paradan çok az bir miktar Amerika alabiliyor. 10 milyar euro çünkü Avrupa Birliği kapsamı içerisinde gelecek olan bir para. 4 adet de Seahawk, Sikorsky imalatı Seahawk denizde kullanılan bu özel helikopterlerinden de Yunanistan'ın alması konusunda girişimler var. Denizcilikle ilgili yapılan atılan adımlardan bir tanesi de Yunanistan'ın bir süre önce de Almanya'dan satın aldığı denizaltılar için verilen torpido siparişi. Şimdi görüyorsunuz Doğu Akdeniz'de Yunanistan bazı adımlar atıyor. işte arkasında ağırlıklı olarak Fransa duruyor. Avrupa Birliği duruyor Avrupa Birliği içerisinde Almanya'nın rolü çok etkin. Biraz önce de videonun başına belirttiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri uçak yolluyor Girit'e veya Mısır'la iyi ilişkiler var, ortak tatbikatlar var. Şimdi bu atılan adımların hiçbiri karşılıksız değil. İşte Fransa bu adımların arkasında duruyor. Hop bir bakıyorsunuz 10 milyar euroluk siparişte aslan payını Fransa alıyor. İşte diyor ki 8 tane sana kullanılmış rafal vereyim, 10 tane de senin için üreteyim diyor ve bakıyorsunuz milyarlarca dolar. Miraj 2000'lerini modernize edeyim. Milyarlarca dolar. Bunlar çok ciddi bir şekilde 10 milyar euro çok ciddi bir miktar ve Yunanistan'ın sırtına binecek gerçekten çok önemli bir yük. Bunu vergi ödeyenler nasıl ödeyecekler 5 yıl içerisinde neler olacak? Bunlar da tabii ki ben Yunan ekonomisine çok etkisinin yoğun olacağına inanıyorum. Sonuçta Yunanistan 2000'lerin başından beri çok ciddi ekonomik krizlerle çalkantılar içerisinde Avrupa Birliği'nden aldığı ciddi miktarda borç var. Hatta bu borçların ödenebilmesi için birçok işte havalimanı, limanı, liman gibi birçok konuda da özelleştirme yapıp para girişi sağladı ama artık bu verilmiş işte orduma çok para harcamayacağım, şunları şunları yapmayacağım sözleri geçerli itiriyor. Bu durumda da Türkiye gibi ağır bir darbe yedi turizmden Yunanistan. Bunu nasıl toparlayacak? ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bugünkü videomuzda Yunanistan'ın modernizasyon ve uzun zamandır harcayamadığı askeri e, bütçeler için bulduğu parayı değerlendirdik. Sizlere her gün güncel videolarla karşınıza çıkmak üzere çalışmalar yapıyoruz, çekimler yapıyoruz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Sorularınızı lütfen yorum yazın. Bizlere ayrıca ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.